Bir vitaminli, bir sade virüs menüsü. Buyurun. Az acılı burun damlasını kim istemişti? Buyurun. Benim. Bir de fare zehri olsaydı. Danke schön. Danke schön. Bir de şom. Ay sunlaşma Şahim. Zaten beynim zonk zonk zonkluyor. Moralini bozma huysuz kerkerezim. Baksana Zulmi ablama. Asya gribi buz geliyor vallahi. 39 derece ateşle kokunalar gibi süsleniyor vallahi. Tabii süslenirim. Bana bak iyileşeyim şu ayağa kalkayım. Ben sana bu lafların hepsini nasıl yedireceğim göreceksin sen. Ben de. Aman zaruret yani bu grip de tam zamanını buldu canım. Dükkanda da işler çok yoğun. Aman abla bırak işi gücü düşünmeyi canına bakayım. Öyle deme hayatım. Geçen haftadan beri randevu verdik ya meslek kız lisesi öğrencilerine. Diploma alacaklarmış. 12 öğrenci başlarında öğretmenleri. Saçları yapılacak hayatım. Haldun yapar canım. Haldun hangi birine yetişecek canım? Olur mu o kadar kız o hocalar? Olmaz. Ya. Şahip senin tanıdığın bir kuaför var mı? Bugünlük Haldun'a yardım etsin. Ya ben nereden kuaför bulayım ya? 40 yıllık şarküterciyim ya. Allah Allah. Gerçi 12 yaşlarındayken bir berberde çalışmıştım ama çok şey bilmiyorum tabii. Yani yapsam saç yıkarım. Bir iki model biliyorum onu yaparım. Ay. Ya da saç keserim. Ay, yani o kadar ama yapamam yani. Ay ne diyorsun şu ayıp. Bu çok güzel bir haber. Ne olur bunu yap. Allah ya, senden razı olsun asla. Derim. Yo yapamam mal gelecek sana olur mu? Şahin! Ablam ne diyorsa o olacak o kadar. Ya, yalnız ben... orada ufacık bir şeyini yakalarsan beynini dağıtırım ona göre. Ya yapamam ya yapamam. Yine benden ne dilersen şu ayıp. Allah senden razı olsun. Dileklerim kabul oldu şimdiden. Ben gideyim isterseniz. Papara papa. Ay sen adamı öldürürsün kız Şahin. Bu ne hal böyle? Hafif süvari olayı yardıma geldi. Paniğe gerek yok. Vaziyet kontrol altında. Ay ne paniği, ne vaziyeti kız? Zulmi abla, Hong Kong mucizesi bir gribe yakalandı. Bugün işe gelmeyecek. Eyvah! Birazdan buraya bir sürü kız gelecek. Ceydacığım, ben bugün buraya niye geldim sanıyorsun? Niye geldiniz Şahin Bey? Aman kızların saçını yapmak için değil herhalde. Ağzın şey seni. Ama Zulmiye ablam duyarsa görürsün gününü vallahi. Sus lan! Ağzına bir ver sürerim. Zulmiye abla beni sizlere yardım etmem için gönderdi. Ay vallahi inanmıyorum ha. İnanmıyorsan aç telefonu sor. Çekin buradan. Evet. Evet. Orada. Tabii ya. Ay. Ah şurada. Nasıl oldum? Ay çok sevimli oldun yerim ben seni yerim. Sınlaşma ha. Geldiler bile. İnanmıyorum. Hoş geldin. Buyurun. Öldüm de cennete mi geldim? Yoksa bu bir rüya mı? Cinnetliyim mi seni? Hoş geldiniz matmazeller. Bendeniz Şuayip Dal. Sizin için özel olarak Paris'ten getirdim. Bana Monsieur Dal diyebilirsiniz. Gelin kızlar, gelin şöyle. Bunlar da böyle. Yoksa yatıya mı geldiniz? Hayır, yatıya gelmedik. Bunlar da defilede giyeceğimiz giysiler. Defilede giyeceğiniz giysiler. Harika. Neden üstünüzü çıkarmıyorsunuz? Burası çok sıcak. Rahatlayın. Relax olun. Al sabla şuna. Maafillah. Matilda. Ne şeker şeyler ya. Ne yapma ya bak. Git lan buradan. Tren. Heyecanımı mazur görün kızlar. Elim ayağıma bulaşıyor. İçim bir zıvam oluyor. Kendimi şekerci dükkanına düşmüş velet gibi hissediyorum. Benimle ne zaman ilgileneceksin Şahin Bey? Ah ne demek? Hemen geldim hayatım bak. Keşke 20 kişi birden olsaydım. 20 tane elim olsaydı da hepinizle ayrı ayrı ilgilenseydim. Ama ben yarım saattir saçlarımı yıkamasını bekliyorum Şahin Bey. Hemen geliyorum hayatım. Hemen gelip sana bici yapacağım.
Şahit Bey'in de bugün keyfi pek yerinde maşallah. İyice azdı vallahi. Yakında Amerika başkanlığına bile adaylığını koyar. Horoz ya. Bunları da nasıl düzelteceğiz bilemiyorum. Hayrola Tonton'cum, yutkunmaktan bir yerlerin şişecek. Sil bakayım ağzını kız. Sen ne diyorsun ya? Tövbe tövbe. Benim o taraklarda bezim yok. Eylül Bart'ın adamım ben. Biliyorum biliyorum. Her fırsatta bunu söylüyorsun. Ama niye içeriği röntgenliyorsun bakayım sen? Ya ne röntgenlemesi kardeşim? Ben sadece bizim patrona bakıyorum. Ay sen patronu hiç merak etme ayol. O içeride şimdi uçuşta. Hem imrendiysen biz de içeri girelim ha. Aa soluk istemem Haldun efendi, bana bulaşma. Zaten tipim değilsin ayol. Vay be! Ulan Şahip'e bak ya, herif mat kedilerine döndü. Tövbeler tövbesi yarabbim. Alo! Zaruret yenge! Nasıl oldunuz? Ha, vah vah! Söylediklerimi duyunca ateşiniz daha da yükselecek. Burada hoşunuza gitmeyen şeyler oluyor. Müzik! Bir defile provamız eksikti. Evet, bizim kel kazanıma durup durup şapkadan yeni numaralar çıkarıyor. Nerede yetiştirdin bunları? Hay, bayağı iyi yer. Tebrik ediyorum hocam, adamla evlenmeyecektim. Evet, akşam bültenimiz devam ediyor. Ve bir uçkur skandalı da İstanbul'dan. Şahit Dal adında bir şahitleri sahibi işte bak, tam bir dizine genç kızla alem yaparken yakalandı sevgili seyirciler. Hem de karısının ihbarıyla. Utanmaz, arlanmaz, namussuz herif, ne olacak? Polis tarafından gözaltına alınan Hızlı Çapkın daha sonra kızların ve ailelerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Oysa onu Mehmet Hamza atmalılardı. Onu asmalılardı. Sendeki haberimiz ise bir başka cinsel taciz olayıyla ilgili. 70 yaşındaki Halit Ana kendisini kaçıran tüccar Mahmut Ağa'dan davacı. Karakoldan çıktıktan sonra açıklama yapan yaşlı kadın oğlunu ararken bak, Mahmut Ağa'nın kızlarını bak uçuyan artık bu eve katiyen gelemez. Eğer gelirse ona cezasını kendi ellerimle veririm. Evet. Kendi ellerimle kıtlaklarım onu. İyi tamam, iyi canım, tamam. Dur.
Haltan'ı 15 yıldır göremediği oğlunu aradığını söyledi. Neydi o? Ne neydi? Ay niye kapattın? Şuayb'in suratını tekrar görür gibi oldum. Niye kapatıyorsun? Şaşırdın mı sen Zaruret? Kadının bir oğlunu arıyor, kayıp oğlunu. Şuayb'le ne ilgisi var? Sen de ondan üşüttün artık. Yeter. Bereket versin. Vereceğim. Bereket versin. İyi bayramlar. İyi bayramlarmış. İyi bayramlar demek kolay. Benim hayatımın en kötü bayramı be. Zaruret ablanın kesin emri var. Öğleye kadar çalışacağız. Herkes sevdiklerinin yanında. Bense burada kahvaltıda işkembe çorbası için sarımsak kokulu bir su aygırıyla mesai yapıyorum. Bana bak, ağzını topla. Toplamazsam ne olur? Döver misin? Vur. Sen vur. Kader vurmuş, bir de sen vur. Bana bak, bu söylediklerini üzüntüne veriyorum ha. Ah zaruret. Yenge karşıda ablasının yanında. Madem o kadar özledin, niye gidip konuşmuyorsun? Çok basit. Boşanma davamız bitmeden karım dul kalsın istemiyorum. He? Oğlum, çene kaslarını durdur, biraz burayı çalıştır. Abla kardeş beni gebertirler ya. Ya ne biliyorsun? Zaruret yenge belki bayram yüzü su hürmetine zamparlıklarını affeder. Affetmez. O Zulmiye'nin dolduruşuna geliyor. Almanya'dan gelen ithal bir karaçalı aramızdayken asla şansım yok. Yerinde olsam bir kere şansımı denerdim. Al, of. Bir gofret ye, moralin düzelir. İstersen sen al. Vay vay vay, uyur gezer Şaip Beyciğim gelmiş. Hoş geldiniz Şaip Bey. Hoş bulduk, iyi bayramlar. İyi bayramlar size de. Bayramda öpüşmek adettir, ver bakalım. Çekme, sırnaşma. Ben öyle adetleri sevmem. Zaruret Hanım neredeler? Zaruret abla ile Zulmiye abla az önce yemeğe çıktılar Şaip Bey. Yani yoklar. Öyle mi? Bak ben seni öpmeyi unuttum Ceylancığım. Ya işte. Bayramda adetlerdir öpüşmek değil mi? Hey bayramlar. Zaruret abla geliyor. Ama çok komik. Gülmekten olabilir. Gülmekten değil ama korkudan ölürdün kız. Otursana, gelecekler şimdi. Geç otur. Biraz oturayım bari. Sonra? Ya şekerim, adamın hiç pervası yokmuş şekerim. Hadi ya. Herkes evdeyken giriyormuş. Ya. Geçen gece uyuyan bir kadının başucundan mücevherlerini çalmış. Öyle mi? Ya. Kadın uyanınca da bıçak çekmiş. Değil mi ya? Ay canımız malımız Allah'a emanet kızlar. Allah. Hırsız deyip geçme, insana neler yapar vallahi ha? Mahallede 7 eve girmiş, 7. Korkunç bir maske takıyormuş. Böyle canavar gibi bir şey oluyormuş. Ay. Evlere şenlik kız. Ay. Zulmiye abla da korkuyormuş. Eve alarm sistemi döşeteceklermiş. Ya. Korkmakta haklılar tabii. İki savunmasız kadın. Başlarında erkek yok ki. Alarm. Of. Aman! Tilkilerin tavuk kümesine girmesini yasaklamıştık. Ne işin var senin burada? Benim işim seninle değil Zulmiye abla. Ben karımı görmeye geldim. Artık o senin karın değil. Galiba konuşmayı da unutmuş. Sen onun avukatı mısın? Hiçbir şey söylemeyecek misin dut yemiş bülbülüm? Ablam haklı Şuayb Bey. Artık aramızda her şey bitti. Mahkeme gününe kadar konuşmasak iyi olur. Bu kadar katı olma heybetli kanaryam. Bayramlar barışma zamanıdır. Artık aramızdaki bu saçma sapan ayrılığa bir son vermemiz lazım. Sana çikolata getirdim. Vas! Şokolata getirmiş. Elma şekeri getirseydin bari. Sen çocuk mu kandırıyorsun ha? Hadi bakayım, al bunları kendin ye. Bir daha da buraya geleyim deme, tamam mı? Güle güle. Güle güle. Afide zeng. Çüş. Çüş. Ne yapıyorsun ya? Süslü kokana. Nifak tohumu. Bana bak şu an. Ağzımdan çıkanı kulakların duyuyor mu senin? O ağzın senin kulaklarına kadar yırtarım halim Allah be. Anladın mı sen? Daha ağır konuşurdum ama dua et ki sevdiğim kadının ablasısın. Ona niye bu kadar haşin davrandın abla? Görmüyor musun? Çok pişman zavallıcık. Pişmanmış. Sen onu benim peruğuma anlat. Hadi. Ama ağlıyordu. Gözünden yaşlar geliyordu. Timsah gözyaşlarıdır onlar.
İnanma sen o yaşlara. Hadi. Ama bana sevdiğim kadın dedi. Ay, sevdiğim kadın demiş. Bak şimdi lafa bak. Seni sevmiyor ki, o kendini seviyor. Tabii kendi rahatını düşünüyor. Sokakta kaldı piç gibi. Baksana o ona yanıyor. Belki uslanmıştır abla. Zaruret. Tavuk poposu tövbe tutar mı hayatım? Aa, eve aldığın anda bıraktığı yerden başlar zamparalar. Hadi hadi gevşeme, rica ederim gevşeme. Sonra pişman olursun da ablam dediydi dersin. Aa, şunlara bak, laf dinliyorlar. Hadi kendi işinize baksanıza, laf dinlemeyi bırakın. Meraklı turşucular. Haydi. Gel kökümü al bakayım. Geldim abla. Sen de var Zülfiye abla. Al canım. Hadi bakalım, elim çabuk tut Şahip efendi, dükkanı kapatıyoruz. Tamam, sen kapat dükkanı, ben buradan kalacağım. Yoo, olmaz, Zaruret abla çok güzel. Söylemezsen ruhu bile duymaz. Bak, çok hastayım, gidecek yerim yok. İnan kemiklerim sızlıyor. Mübarek bayram günü sokaklarda mı kalayım? Sende hiç vicdan yok mu? Yok. Bırak şurada kıvrılıp yatayım işte. Sabah kalk kalkmaz dükkanı temizlerim. Sevaba girersin, hadi, hadi. Ya iyi ama bak, yalnız bu gecelik ha. Yarın kalacak bir yer bul kendine. Ha, o, ha. Sadece bir geceliğineymiş. Ulan yarın akşam kendi evimde, kendi yatağımda uyuyacağım. Salak! Baharat kız kardeşlere göstereceğim günlerini. Akşama şenlik var kızlar. Bas. Ay, hayatımda bu kadar korkunç film seyretmedim doğrusu. Ne ödetmişsin sen de canım? Bu ne ki? Biz bunun Almanya'da delirini seyrettik. Ay. Ah, bunun gibi. Oh. Vallahi hala korkudan tiril tiril titriyorum. Lan sus. Maskeli adam hikayeleri dinledin ya son günlerde, ondandır. Tamam, o da var ama karşı evdeki kadını geçen gece mutfakta kızdırmış adam. Ne dedin? Abla inşallah buraya da gelmez. Gelsin kız. Gelsin. Gelirse görücüyü de var. Biz adamı haklarız ha. Ayol eli bıçaklı bir adama karşı ne yapabiliriz ki? Aman Allah canını almasın be. Keşke şu Ayıp burada olsaydı, bizi korurdu. Rica ederim, gene başlama ha. Annemizi koruyacak bizim o adam. Kendisi yarım porsiyonlu, kendini korusun. Ay olsun, Şahin evdeyken ben hiç böyle korkmazdım ama. Yeter. Ay biliyor musun abla, onu çok özlüyorum. Yine başlama Zaruret. Kim bilir ne yapıyordur. Aman ne yaparsa yapsın. Ay onu çok özledim biliyor musun? Şu Ester. Sen ne? Ne var? Dikkatı duydun mu? Hayır. Korkudan altımıza edeceksiniz ve ben iktidarı yeniden elime alacağım. Ne bak, film yüzünden sinirim bozuldu anlayıcınızı. Gene duymadın mı? Telaşlanma güzelim, telaşlanma kardeşim. Ağacın dalı çarpmıştır balkona, odur. Yok abla, ablacığım ne olursun bir kalkıp baksana. Vallahi çocuksun sen her Zaruret. Niye kalkıp kendin bakmıyorsun canım? Ben çok korkuyorum. Ben korkmuyor muyum? Ay ne olursun ablacığım, ne olursun bir baksana. Dur o zaman, niye birlikte bakmıyoruz? Hadi gel bakalım. Hadi kalk. Abla sen gel arkamda olur. Yürü. Abla sen benim kolumu sıkı sıkı tut. Tamam arkandayım ben. Ablacığım sakın arkamdan ayrılma. Tamam. İtek uzattın. Abla yavaş aç perdeyi, yavaş aç bakalım. Yavaş yavaş. Ay
dayanamadım vallahi. Pencerenin önündeki o görüntü bir türlü gözümün önünden gitmedi. Aman şu Esen. Ay sen de amma korkakmışsın ha. Aa, bana korkak diyene bak. Korkudan neredeyse altına ediyordun. Şak diye düşüp bayılan ben değilim herhalde. Allah'sı. Ay, o korkudan değil ki ayol. Kan şekerim düştü herhalde. Neyse boş ver şimdi sen bunları. Polis onu çoktan yakalamıştır bile. İnşallah. İnşallah. Dur. Alo. Siz misiniz komiser bey? Tamam. İyi günler. Yakalamış mı? Ya öyle mi? Peki. Aradığınız için çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ne dedi? Her yerde arıyorlarmış ama daha yakalayamamışlar. Ay mi? Abla ya bu akşam gene gelirse? Ay böyle bir şeyler söyleme. Benim de asabımı bozma. Şeytan kulağına kurşun. Bak abla başka çare yok. Ben gidip Şuayb'le konuşacağım. Hayır gidemezsin, dünyada olmaz. Niye yok? Yani ben burada yalnız mı kalacağım? Ben de seninle geliyorum. Gel o zaman. Ne hadi. Hadi gel gidelim ablacığım. Ooo diz eşek gibi çalışalım. Beyniniz yan gelip yatsın. Bir de kahve ister miydiniz? Vallahi iyi olur da az şeker olsun. Senin babanın uşağı yok Şahip Efendi. Kalk da bir işe yar hadi. Biliyor musun Şahip Efendi lafları artık fazla olmaya başladı. Bundan sonra ayağını denk al. Haddini bil. Ne demişler? Keser döner, saf döner, gün gelir hesap döner. Ha? Yakında patron gene patron, çırak gene çırak olabilir. Hatta çırak bir gün işten atılır. Bak böyle alık alık. Hadi çalış biraz. Belki zayıflarsın. Çerez ver lan. Sallanma lan. Saldır koca poponu. Su ayıtırım. Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen lan? Yeter artık lan. Senle mi uğraşacaksın ben? Ne olur? Başım belası mısın sen benim? Ne olur? Bırakmam beni. Bırak. Bırakıyorum sana lan. Bıraksana. Bana bak başımı bela mısın nasıl? Aha. Ne oluyor ulan? Utanmıyor musun sen patronla havaya kazdırmaya? Ulan ben sana kaç kere dedim bu bak yakları buraya koyma diye. Hepsinin yerlerini şaşırmışsın lan. Ayak şunu. Tamam. Şöyle yapacaksın. Tamam mı? Tamam. İndir lan beni şimdi. İndir. Ulan leş gibi işkembe çorbası kokuyorsun. Sabah sabah yenir mi be? Hayrola, sizi buraya hangi rüzgar attı? Sayılı fırtınalar mı yoksa koca karı soğuklar mı? Ay seni bir gelip görelim dedik Şuayb'cim. Senden özür diliyorum. Nasılsın damat yüzün? Bayağı üzdüm, kırıcı laflar ettim, affedersin. Evet, sen haklıydın Şuayb'cim. Bayramda bütün dargınlar barışırmış. Biz de seninle barışalım. Seni affediyorum. Vallahi ben seni affedebilecek miyim bilemiyorum eski muhabbet kuşum. Beni çok kırdın. Onurumu, şerefimi 39 numara ayakkabılarınla çiğnedin. Erkeklik gururumla oynadın. Ne olur Şuayb. Ben sensiz ne yaparım? Seni çok seviyorum. Ya sen belki seviyorsun ama Zulmiye ablam beni sevmiyor, nefret ediyor. Nay, nay, ihliği bedi. Damat ben de seni çok seviyorum. İyi be. Sen olmayınca evin tadı tuzu kalmadı. Ya. Yapma ya. Vallahi. Nay, natürlich, natürlich. Seni çok seviyoruz. Evet. Ne olur Şahip, yuvana dön. Dönersem yine kıskançlıklarımla beni bunaltırsın. Yok, bu konuda artık benden tek kelime duymayacaksın Şuayb'cim. Peki, boynum tutulunca masaj yapacak mısın? Evet. Sırtımı kaşıyacak mısın? Evet, evet. Peki, hocanın korumaları gibi ayaklarımı yıkayacak mısın? Evet, evet, evet. Peki Zulmiye abla? Evet, neyin? Yok daha neler canım. Ben de senin ayaklarını yıkayacağım. İlahi. Yok canım, o acayip Alman yemeklerini zorla bana yedirme yeter. Canım nasıl istersen öyle olsun. Peki, şu güzellik salonuna girme yasağımı ortadan kaldıracak mısınız? Ne zaman istersen gelip gidebilirsin damatcığım. Ama bir yaramazlık yapmadığın müddetçe değil mi zaruret? Tabii canım, yapar mıyım yapmam.
O zaman seni bu seferlik affediyorum Çerkes tavuğu. Hadi o zaman evimize gidelim Şuayipciğim. Dükkana çırak bakar. Çırak? Dükkana bak. Hadi. Hadi canım ne duruyoruz daha lan gidelim. Hadi gidelim Baldur. Gel Şuayip gel canım. Allah Allah. Ay merhaba Tonton, bana hindir salam versene be. Aa ne oluyor kız, hasta mısın sen? İlk defa ağzını boş gördüm ha? Yok ya, şaştım kaldım vallahi. Aa niye be? Ya niye olacak? Zaruret abla neredeyse Şuayip Bey'in ayaklarına kapanacaktı. Hele o Zulmiye abla amma ağız değiştirdi be. Anladım anladım. Ay kadıncağızlar çok korktu. O maskeli canavar mı ne onlara da uğramış. O yüzden Şuayipciğimin bir an önce eve dönmelerini bekliyorlar. Ha. Ver şunu, karılar beni bekliyor. Geldim abla. Damat, ha? Rahat mısın? Arkana bir yastık ister misin? Sağ ol, sağ ol. İstersem söylerim. Al Şuayipciğim. Kendi ellerimle yaptım. Ayaklarınla yapacak diyorsun ya. Ne valla? Nefis olmuş. Tam istediğim gibi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen hırsızdan bahsediyordun demin. Ay sorma Şuayipciğim. Yüreğim ağzıma geldi. Zulmiye ablam da düşüp bayılmasın mı? Vay tabansız vay. Bayıldın ha. Ya ya. Ah ulan ah. Ulan orada ben olacaktım be. Ulan bir kroşe, bir aparkat, sonra ne vardı? Bir de sol direkt anında nakavt. Ay ne kadar cesursun Şuayipciğim. erkek olmak başka şey tabii. Tabii değil mi yazar? Evet. Sizler bunu anlamazsınız tabii. Haklısın canım. Zulmiye abla. Elinden bir kahve içmek iyi olur da. Tatlının üstüne iyi gider. İyi gider tabii tabii. Bak kahveyi senden istedi Zulmiye ablacığım. Tabii canım ablacığım. Ya, hadi yapmaz çabuk, olur mu? Rahatı buldu ya, keyfini çıkarsın bakalım. Soracağım ben sana, soracağım. Al canım. Bu mercimek değil ki. Bu hiç değil. Zarret yenge, ha, siz misiniz? Ha, bak Şuayip Bey'e çaktırmadan buraya gelseniz iyi edersiniz. Mein Gott, bunlar her şeyi açıkça anlatıyor. Zaruret, değil mi? Demek bizi kandırmış namussuz alçak. Dün gece balkona tırmanan ta kendisiymiş. Gözlerini oyacağım. Bütün bunları ona yedirmezsen bana da zaruret demesinler ulan! Vallahi yedim. Bağırma, şimdi sırası değil. Dur bakalım, planlarım var. Beni iyice dinleyin şimdi. Şuayip, 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 uyan Şuayip, uyan. Ne oluyor hayatım ya? Şuayip. Bir tıkırtı duydum, hırsız girdi galiba. Dolanır gider sevgilim. Şuayip, uyan diyorum, çok korkuyorum. Hangimiz korkmuyoruz bir tanem? Şuayipciğim bak, uyan. Ulan sen demişim erkeksin be. Hani sen çok cesur bir erkektin. Ya Elif içeri girer de bizi keserse? Ay gece yarısı ölmek güzel bir şey hayalım. Uyan ulan uyan, sen ne biçim erkeksin? Hadi kalk. Kalk. Ne lan bu? Söyledim kalk. Ne oluyor ya? Kalk kalk. Kalk kalk. Tamam hayat, sen üzülme. Kalk. Ya Allah iyiliğini vermesin Zulmiye abla ya. Ben de hırsız girdi zannettim. Evde hortlak gibi ne dolaşıyorsun? Susar mısın?
Bir tıkırtı duydum, ondan kalktım. Balkonda biri var galiba, zaruret. Aa, tabii canım. Bak, belki türbanlı öğrenciler balkonda gösteri yapıyordu. Ya gidin yatın ya, Allah Allah. Bak, 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 bak. Sahiden mi? Var. Tıkırtı var. Şu Şuayb kim? Zaruret, kısacağım. Bu ona bir ders olsun. Oh, yüreğimin yağları eridi. Oh, yüreğimin yağları eridi. Zaruret yenge oldu bu işe. Başlayacağım bu Ahmet Altan'a ya. Ne oldu be Şuayb Usta ya? Ya adamın bütün medya peşinden koşup duruyor ya. Neymiş efendim? Kadın ruhundan en iyi o anlarmış. Sinirlenme be Şuayb Usta. Kimse kadın konusunda senin eline su dökemez. Sen şimdi oturduğun yerden iki entel satır karala. Ondan sonra da ben anlarım be. Eh. Ya biz sokaklardan geldik ya. İşin pratiğini yaptık yıllarca. Helal olsun be usta. Çok büyük konuştun ha. Sen tuz ruhundan bile anlamazsın ya. Kadın ruhunu sen bana sor, bana. Ya usta, bunca senedir senin yanındayım. Sen bu konuda bir otoritesin. Ama hala kadın nasıl tavladır bilemiyorum ha. Gel bak anlatayım. Ne olacak yani? Ne olur anlatsam. Maksat benden sonraki kuşaklarda bir şeyler öğrensin. Öyle değil mi? Bak şimdi. Kadınlar ceylan gibidirler. Onları avlarken çok sabırlı olacaksın. Usta, bunca senedir sabrediyorum ama hala tık yok. Hanım, onu demek istemiyorum. Yani avına yaklaşırken sessiz olacaksın. National Geographic'te Discovery'de seyretmiyor musun? Bir aslan avını avlarken nasıl da anası alıyor ha? Ya ben de şanslı çırağım be. Hem zamprolik dersi alıyorum hem de coğrafya. Bana bak, bu öğrendiklerini sakın dükkana gelen çıtırlar üzerinde denemeye kalkma, orada kırarım kafanı. Sen saydın mı orada kaç tane bisküvit var? Sayıyorum usta. Toparla, toparla oralar. Peçetelerin haline bak. Hepsi de arık. İyi günler. Bir kutu meyve suyu. Oğlum oradan iki kutu meyve suyu getir. Hatta üç kutu olsun. Bir tanesi promosyondan. Neymiş? Aşkıma bir şey isterim. Birinci, yol isterim. Birinci bölüm senaryosu. Yoksa oyuncu musunuz siz? Hayır yönetmenim. Yeni bir diziye başlıyorum. O da onun senaryosu. O zaman tanışalım bayan. İnanır mısınız bilmem ama bendeniz Şuayb inanır. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Özlem Kelember. Evet. Vay be, meslektaşız ha. Aslında bu konuyu açmayacaktınız. Hollywood günlerim aklıma geldi. Ya öyle mi? Siz de mi yönetmensiniz? Hayır, ben başrol oyuncusuyum. Ama Türkiye'de artistlere yapılan vefasızlığı görünce Hollywood'a gittim. Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyim. Özlem Hanım, hatta 5 kere Oscar'a aday gösterildim ama Türk'üm diye hakkımı yedi o hıyar akademi üyeleri. Çok duygulu ve de çok komiksiniz. Kaç filmde oynadınız? 50'ye yakın filmde başrol oynadım. Hatta bir tanesini hiç unutmam. Filmin adı Cehennem Dağları'ydı. Cehennem Dağları mı? Öyle bir film hatırlamıyorum ben. Ben de hatırlamıyorum valla. O kadar söyledim. Ya filmin adını değiştirelim, hiç akılda kalmaz dedim ama dinleyen kim? Bakın sizin de aklınızda kalmamış. Neyse, Sylvester'le oynuyoruz. Sahne şöyle, helikopterden helikoptere geçerken şarjör değiştirme sahnesi. Ya çok kahrını çektim ben o iti. Yani bugün Rambo'ysa inan olsun bana borçludur. Gerçekten müthişsiniz. Sizi sete bekliyorum. Buyurun bu da kart. Bakayım. Ya ne kadar güzel kokuyor. Sizin sete gitmeden önce isterseniz benim kebapçı dükkanına gidelim. Orada sinema dünyasını daha detaylı bir biçimde konuşuruz. Sizin kebapçı dükkanınızda mı var? Biliyorsunuz bu Hollywood'da da çok moda. Yani orada her ünlünün bir lokantası var. Ben de bu kuralı bozmayayım dedim. geçen gün Robert De Niro aradı.
Ya belediye o planet lokantası var ya kapatmış. Ya bu kadar dedim oğlum. Lan temizliğine dikkat et. Öyle malzemeyi düzgün kullan. Kaliteli malzemeler kullan ama dinleyen kim? Tamam tamam gelirim. Ama başka zaman şu sıralar çok yoğun. Bakın böyle bir yeteneği bulmuşken başka yönetmene kaptırmayın beni. İsterseniz kebapçıda bu oyunculuk teklifini de detaylı olarak konuşuruz. Oyunculuk teklifi mi? Böyle bir teklif yaptığımı sanmıyorum ben. Ha, böyle bu kadar yetenekli birisine herhalde yaparsınız diye düşünmüştüm. Tamam tamam çok makara tipsiniz. Geleceğim. Bekliyorum. Yıkanmayacağım. Saklayacağım. Güle güle. Çevirebilirim. Aile boyu kakak olam. Dükkana işik kışık karık mafya bozuntusu dadandı da neymiş efendim? Haraç alacaklarmış. Ulan bende para yedirecek göz var mı be? Ha? Bu iş için şebeklik yapmak gerekmiyor herhalde. Öyle deme hayatım. Şimdi bunlar dükkana gelirse benim bunları püskürtmem için Cüneyt Arkın abim ve Yılmaz abim gibi hareketler çekmem lazım değil mi? Bak şu halde. Eğer seni başka bir halt ederken yakalarsam ibret alem için çamaşır ipine asarım bilmiş ol. Hayatım hiç öyle şey olur mu? Ben sana ne zaman ihanet ettim? Damarlarımda kan yerine senin sevgin dolaşıyor. İstersen sıkayım da gör. Yalan söyleme bir kere. Tamam? Yalan söyle. Yirki gibi bütün gece mahallede ayak basmadık yer bırakmıyorsun. Üzme beni. Vallahi günahımı alıyorsun Zarret. Bu naçiz şuaybinin gidip dönüp dolaşacağı yer yine senin Türkçü dükkanındır. Arbedersim adam. Señor González. Bye bye señorita. Bye bye. Sen öpsün, albay! Siz şimdi Türk sinemasından bahsediyorsunuz ama Hollywood farkı da buradan çıkıyor yani. Ulan hancı, gel bakayım buraya. Bana mı değilsen Şuayb Usta? Sen öteki siparişleri niye getirmedin hala? Ya fırında Şuayb Usta birazdan çıkacak. Natıma, narpa, kurduma da biraz net ver. Bizans İmparatoru Dolden Yus'ta görülecek bir hesabım var. Şuayb Usta, rakıyı susuz mu içmiş sen? Ulan neden zamanında yapmıyorsun işlerini sen he? Neden yapıyorsun? Allah Allah, ne yaptın Şuayb ya? Adam yere yığıldı. Ben rol icabı yaptım. Yani öyle vurur gibi yaptım. Nasıl gerçekçi olmuş mu? Çok gerçekçi olmuş. Rolümün hakkını kesinlikle veririm. Öyle değil mi oğlum? Hancı? Vallahi doğrudur Şuayb Usta. Sen ne diyorsan doğrudur ha. Kıroye. Hiçbir filmimde düplör kullanmam Özlemciğim. Yani özellikle de öpüşme sahnelerinde asla düplör kullanmam. Çok güzel. Bu işimizi kolaylaştıracak. Yani bak baştan söyleyeyim. Türkan Şoray gibi Şuayb kanunlarım vardır. Kesinlikle öpüşürüm. Yatak sahnesi olmazsa olmaz. Anladım Şuayb. Oynadığım bütün filmler en az 5 milyon müşteri getirir Özlemciğim. Hatta bir keresinde Conan filminde oynamıştım. Ama Türkiye'de sansür yasakladı. Evet. Türk sineması sansürden çok çekti. Değil mi? Değil mi? Sağ olun bre! Kahve boyvada! Çek şişini! Gel lan buraya. Çık be! Ya Allah Allah bu adamlar işimiz var. Elinden bir kazanamaz daha çıkacağız. Şöyle bir... Nöbetçiler alın silahımı. Ve yarabbim estağfurullah ya Allah Allah. Konuş.
emirleri kim veriyor? Kimden alıyorsun emir? Ulan çöksene oğlum. Oruç! Emirleri kimden alıyorsun? Senden emir alıyorum ben, senden emir alıyorum. Yanına çalışırken bilmiyor musun Şuhayb Usta ya? Ah! Bu anam için! Al! Bu babam için! Al bu kız kardeşim için! Allah'ım, ya ben senin ananı da tanemir ha, babanı da. Sizinleri de nefret bırak, ben hiç vermiş de ya. Oğul önümden, melun adam. Bir daha da bayır gülüyle arama girme. İşte gördüğünüz gibi, yani oyunculuk benim gerçekten içimden gelen bir hissiyat yani. Bir his. Gerçekten bulunmaz bir oyuncusun Şuayb. Çekeceğin filmi de şimdiden görebiliyorum. Aslında benim korku filmlerimde var ama şimdi korkarsınız diye şey etmeyeyim. Geç olduk, kalkalım mı? Aa, olur mu öyle şey ya? Daha Hollywood günlerim bitmedi ki. Bak size Robert De Niro'yla çektiğiniz bir filmi anlatayım. Şimdi cimcim çıkacak kuş filminde neler yaptığınızı bir anlatsam. Vallahi sabahı bulmayız. Ya otur daha karpuz keseceğiz. Hadi kız otur be, hadi içelim. Demek yalnız yaşıyorsun. Eğer istersen bu gece seninle beraber kalıp sabaha kadar seni koruyabilirim. Hayır, teşekkür ederim. Ben kendimi korumasını bilirim. Yok yok, şey yapma yani. Ben öyle bir köşede kıvrılır yatarım. Hem Alain Delon ve Dustin Hoffman'la olan eşli pişli anılarımı anlatırım. Sağ ol Şuayb, çok düşüncelisin ama buna müsaade edemem. Şöhrete giden yol yönetmenin yatağından geçermiş. Eğer böyle düşünüyorsan hiç çekinme, söyle. Tamam Şuayb. Yeni dizinin başrolünü sana verdim. Yarın sete gel, orada görüşelim. Öyle mi? O zaman şöyle bir hemen aparatif deneme çekimi yapsaydık ayaküstü. Bak, gerçekten söz veriyorum. Bu hayatının rolü olacak Şuayb. Hadi iyi geceler, görüşürüz. Bay bay. Kaptım başrolü Şuayb be. Sen annen bir melekti yavrum. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Benden nefret et ama bana nacıma. Nair, ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı. Ulan Şuayb, hem ünlü olacağım hem de yönetmen karıyı götüreceğim. İyi vallahi iyi. Vay be usta be, acayip conti oldun ha. Var ya, aktörlük paçalarından akıyor. Aferin lan. Kafam biraz veresiye çalışıyor ama çalışıyor yani. Usta, hazırlık nereye? Dünkü yönetmen hatun cazibeme dayanamadı. Başrol teklifinde bulundu. Yalvardı, yakardı. Kabul ettim, birazdan sete gidiyorum. Ah, dur usta. Sen şimdi bizi dönüşte tanımazsın. Dur. Şuraya bir imza. Hey Allah, yani. Ya yapma be oğlum be. Biz öyle kendimizi bozmayız. Ben halkın arasında dolaşmaktan zevk alıyorum. Vay be, torunlarım anlatacak ne kadar çok şeyim olacak. Şuayb denen o ünlü insanı tanıyordum diyeceğim. Sen dur hele. Şu yönetmeni de bir götüreyim. Ondan sonra Türk sinemasına olan katkılarım çok konuşulacak. Usta, sen burada hiç bekleme. Doğru sete git. Ben markete bakarım. Doğru söylüyorsun be. Valla oyuncu yolunda gerek. Hem daha ilk günden star kaprisi yapmayalım değil mi? Peki usta, yenge ararsa ne diyeceğim ha? Kakakola'ya gitti de, Tekel'e gitti de, oradan kasaba uğrayacak da, maliyeye gidecek de, oradan sonra da mercimeği fırına ekmek siparişi verecek de. İşte böyle uzun uzun say ki bu gece benden umudu kessin. Çünkü bu gece çevireceğim film çok uzun sürecek. Arkadaşlar kestik, tamam. Böyle her şey gayet iyi gidiyor. Biraz sonra devam edeceğiz. Hıdır Şevki Remzi. Anlattığım kazma şu, karşıdan sırıtarak gelen adam. Bu mu? Söylediğim gibi, tamam mı?
Bu ne lan be? Bir lokmalık canı var be. Ben geldim Özlemciğim, merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Öncelikle size şunu takdim edeyim. Evet, her şey hazır mı? Hazır. Diğer bayan oyuncular geldi mi? Işık, kamera falan. Yatak matak geldi değil mi? Hiç merak etme, her şey tamam. Çekime başlayabiliriz. Daha önce söylediğim gibi Özlemciğim, salat için her türlü sevişme sahnesini çekebilirim. O sahneleri daha sonra çekeceğiz. Önce genç kızı tecavüzcülerin elinden kurtarma sahnenizle başlıyoruz. Aa, öyle mi? Tabii ya. Senaryoya göre kızı tecavüzcülerin elinden kurtaracaksın ki sonra yumulabilirsin. Verme lan, verme. Evet, sessizlik. Arkadaşlar önce genç kızı tecavüzcülerin elinden kurtarma sahnesiyle başlıyoruz. Şuayb Bey de rol icabı genç kızı kurtarıyor. Hazır mıyız? Çekime başlayalım. Hazır, hazırız. 4, 3... Bir dakika, bir dakika Özlemciğim. Şimdi ben onu bir yumrukta mı vuracağım yoksa teker teker ayrı birer yumruk mu atayım? Merak etme, arkadaşlar dayak konusunda uzmandırlar. Peki, size hocam zorluk çıkartmazlar. Aa, tamam. Hadi başlayalım. 4, 3, 2, 1 kayıt. Merak etmeyin. Başka kimse yok muydu? Hadi gel. Hadi gel. Nereye? Nereye? Ne var? Ne var? Vallahi de ver. Ne olsa çek. Çek bakayım. Çek bakayım. Gelir dedim. Hadi şu an çekin. Hadi çok uzadı. Çok. Yardım edeyim bari. Ben şu ay kendini koruyorum. Koruyormuş gibi yaptım. Ulan ulan. Dublör yok mu? Dublör yok mu? Kestik. Evet arkadaşlar, bu sahneyi 79 kere daha tekrarlayacağız. Her seferinde değişik görüntüler istiyorum. Evet, motor. Başlayın. Türk sineması bu yüzden gelişmiyor. Bütün rollerin haşyatı çıkıyor. Allah'ınız peygamberimiz yok mu abiler abi? Arkadaşlar çok güzel, çok güzel. Şuayb Bey harika gidiyorsunuz. Kesin bu rolünüzle ödül alacaksınız. Bravo, devam edin. Ben ödül falan istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Hem anneme hem babamı, ben köyümü özledim. Ne? Ne? Bir dakika arkadaşlar. Evine gitmek istiyormuş. Gönder buraya. O zaman dur, gönderelim gönder seni. Gönder. Gönder bakalım. Evine gitmek istiyormuş. Uçakla mı gitmek istiyorsun? Abi ölme. Tamam. Harika, devam edin. Öldüm abi. Öldün mü? Öldüm abi. Abi. Evet harika. Altın portakal ödülün hazır. Soy soy ye. Ay 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 ay. Ulan içine verim böyle sinemalım be. O film çevirelim dedik. Tam filmlik olduk. Ay 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 ay. Ulan şu morluğu hemen kapatıver Şırnaz. Neyle kapatacağım şu ayıp ulan? Ulan şuradan bir sinirsiz et bul. Kapat hemen şu morluğun üstüne. Ay vallahi zaruret anlarsa. Ay 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 ay, karılar yaptı zanneder. Ulan mikrodalga fırına atar beni. Sıkma canlı. Ah, sen de bir dahaki sinemadan başlığını oynarsın. Ulan bana sinema deme. Ulan sinema deme bana. Ulan sinema deme. Tüh Allah kahretsin ya. Şu 2002 yılı hiç istediğim gibi gitmedi tırsız. Satışları diyorsun değil mi usta? Vallahi bu sene işler kırıktı. Ne satışı be? Ben hatunlardan bahsediyorum. Bu yılı 29 hatundan kapatmışız. Yani üçlü rakamlara bile geçemedik. Ya usta, nazar değdireceksin. 29 tane hatun az mı?
Tabii, alçak ekonomik krizin de etkisi oldu. Evet, vallahi şeyde, veresiye defterinde alçaklıdan çok senin hatunların ismi yazılı usta. Lan, bunun görüntüsü veresiye defteri. İçeriği hatunların seyir defteridir. Türkiye seninle gurur duyuyor. Ha, tabii, gönül ister ki yurt dışına açılalım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim ama elimizden tutan yok ki. Evet, usta, sen yurt dışında olsan var ya, acayip iş yaparsın ha. Yani Emre'den ve Nihat'tan bile çok daha iyi temsil edersin Türkiye'yi. Varma, varma, varma. İyi Noeller. İyi Noeller Pelisu Hanım. Cümleten iyi Noeller. Sizde Noel Baba kıyafeti var mıydı acaba? Olmaz mı? Tabii var. Yalnız Mahmut Paşa'ya sipariş verdik, hemen yolda geliyor. Yok, ben bekleyemem. Yok, yani şey demek istemedim yani. Hemen kamyon şu köşededir, hemen gelmek üzere. O zaman kalsın. Ne kadar da şanssızım. Ama Noel babasız yılbaşı eğlencesi olmaz ki. Olur mu? Olmaz tabii. Noel babasızlığın ne demek olduğunu ben bilirim. Ben de babasız büyüdüm. Neyse, ben başka bir yere bakayım. İyi günler. Ama şimdi gelmek üzereydi. Ulan hayvan olay var. Ulan gel buraya. Gel Allah belanı versin lan. Noel babasız dükkan olur mu lan? Ulan Lale. Ulan niye beni uyarmadın ha? Niye birkaç tane Noel baba kıyafeti şu dükkana koymadın lan? Hayvan herif he? Ya usta nereden bileyim ya böyle olacağını? Ulan elimizden uçtu gitti kız lan. Ya art niyetli birinin eline geçerse hatun ha? Gitti ceylan gibi kızım, Allah belanı versin seni. Ya usta nerede görünmüş şimdi yakına bir bakkalın Noel baba kıyafeti sattı ya. Allah aşkına. Ulan demek ki talep var. Hıyar oldu hıyar. Sen gidip berbere mi soracak Noel Baba kıyafetini? Öküz arabası. Allah belanı versin. Nerede ulan bu? Pelos hıyarın nerede oturuyor? Damla apartmanın No9'da. Demek ki o bölgede Noel Baba açığı var. Tabii canım. Devletin ulaşamadığı yere sen ulaşacaksın şu ayıp. Tabii. Bu gece Noel Baba olarak Pelos'un evindeyim. Sıra sen. Tam ulan! Bak bakayım neye benzemişim şu an? Vallahi helal olsun usta, aynı Nasrettin Hoca'ya benzemişsin. Nereden çıktı lan Nasrettin Hoca şimdi durduk yere? He? İbiş! Ulan Lale! Kültürsüz inek! He? Noel Baba diye bir şey duymadın mı hayatta lan? Ay usta, dükkandan dışarı çıktı mı bana Allah aşkına? Ayrıca daha önce hayatımda hiç bu kadar yakından Noel Baba görmedim. Tabii görmezsin. Sabahtan akşama kadar dükkandaki bütün turşuları götür, bütün salamları götür. Görmezsin tabii. Bir başını kaldır bir bak dünyaya. He bak, Avrupalı oluyoruz sonra. Evet. Hem Noel Baba'yı da tanımalıyız, Sam amcayı da. Tamam usta, ne kızıyorsun ya? Evet tamam, varma. Ben Pelisu'nun evine gidiyorum. Daha fazla Noel babasız bırakmayayım. Zaruret ararsa Rami'ye gittiğimi söyle. Noel baba, ay inanmıyorum. Noel'iniz mübarek olsun. Şöyle Türkiye üstünden geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Niyetinize geldiniz Noel baba. Bana baba değil mi? Yani baba deyince bir mesafe oluşuyor değil mi? Bana sadece Noel diyebilirsin. Samimi olalım değil mi? Tamam Noel'cim. Geyikleri ben kapının önüne park ettim. İnşallah trafik çekmez. Yok bir şey olmaz. Buyur içeri gir. Gir de ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Yorgunluk kahvesini ne yapacağız canım? Şöyle bir yorgunluk şarabı içeriz bir iki kadeh, tamam mı? Tamam Nari baba. Bak. Baba deme, lazım olur kız. Buyurun lütfen gelin içeri, buyurun. Ne niyetinizle geldiniz? Nihayet bizde de Nari baba geleneği başladı. Öyle mi? Tabii. Yani bugün bir bakır işleme sanatı gibi Noel Baba'yı da işlememiz, anlatmamız gerekir değil mi? Bana neler getirdiniz Noel? Tabii. Sana küçük ama çok değerli hediyeler getirdim. Önce kutunu açayım, yani torbanı açayım. Evet, kırmızı bir şarap. Çok teşekkür ederim. Ama bunlar yalnız yaşamazlar. Bunun yanına bir kırmızı ampul çok iyi gider. Bu kırmızı ampul insan hayatında çok önemli bir şeydir. Atlamamak gerekir yani hemen. Evet.
Şimdi elimizi daldırıyoruz. Çok kırmızı güzel. Bir ikizlere tak ya. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Tak tak. Vallahi bir görmem lan. Bu kadar yakışır bir kadın. Şunu da. Bu ne? Bir jartiyer. Sana çok yakışacak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hemen elimizi daldırıyoruz. O ne? Kırmızı bir don. Sana uğur getirmesi dileğiyle. Ve bir çift kırmızı çorap. Farkındaysan bunların hepsini kırmızı aldım. Niye? Niye? Çünkü aşkın rengi kırmızıdır. Yalnız bak şimdi biraz tereddüt ettim ben be. Yani bu sana sanki biraz küçük mü, büyük mü anne? İstersen bir dene be. Ama olmaz öyle şey. Yani ne bileyim ben yani. Benden yani... çekinme. Ben bir babayım. Sen beni iskele babası mı zannettin? Ben Noel babayım ya. İnsan doktora gidince nasıl çekinmiyorsa şeyden, doktordan. He? Sen de dene ya. Ben sana yardımcı olayım. Valla. Gel. Valla çık. Kim lan bu mübarek yılbaşı gecesinin içine eden ayı? Bir Noel baba daha. Bir Noel baba daha mı? Pardon, ben sizi içeri alamam. Bizim Noel babamız var. Kim lan bu iskele babası? Kim lan o içerideki Noel baba? He? Bana bak Felisu, beni tanımadın mı? Seninle barışmak için Noel baba kılığına girdim ben. He? Abi sen! Bana bak, ben burada başka Noel baba yaşatmam lan. Felisu, bu evde iki Noel baba fazla. Onlardan biri biraz sonra ölü baba olacak, anladın mı? Hayır, bana dokunamazsın. O gerçek bir Noel baba. Ya öyle mi? Ben bir bakayım şuna gerçek mi sahtemi? Hayır, ona dokunamazsın Abuzer! Ya Abuzer lütfen durur musun? Bu ne lan? Defile mi yaptınız yoksa Noel babayla? Ha? Yedim lan seni şimdi. Yedim lan. Kim lan bu ağaç? Az önce Noel babaydı, şimdi çam ağacı olmuş. Kimsin lan sen kereste? Ne işin var lan senin burada? Ben açıklayayım. Tema başkanı Şuayip Karaca. Türkiye çöl olmasın. Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru. Doğayı sevmek lazım. Yeşili korumak erozyon. Ne kadar kötü bir şeydir, topraklarımız falan gidiyor. Erozyona uğratacağım lan seni. Ulan ben adamı ne yaparım lan? Abi, budarım lan kolunu kanadını. Tabii yaparsın ama sen beni dinlemiyorsun abicim. Yani doğru söylüyorsun ama ben... Ulan benim vurduğum adamdan bir daha kılçık çıkmaz. Sıra gibi yakacağım lan seni. Mahvedeceğim lan seni. İnce ince, Yasemince her mevzuya...